Merhabalar, Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım Gençer'le ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. NATO'yu konuşacağız. NATO'dan neden çıkılması isteniyor? Vatan Partisi'nin ekseni niye bu yönde? Türkiye Gençlik Birliği neden bu yönde sürekli diretiyor? NATO olsa bizim bir korumamız değil mi? Gibi sorularla karşınızda olacağız bu bölümde. Yıldırım Bey, NATO'dan bizim neden çıkmamız gerekiyor? Neden bunu savunuyorsunuz? Şunu söyleyeyim, Türkiye zaten fiilen NATO'dan çıktı. Fiilen Türkiye kağıt üzerinde olmasa da fiilen NATO'dan çıkmış durumda. Ve Türkiye NATO ile savaşıyor. Bakın nasıl bir kuvvet en o şeyin örgütün içindeyken onunla savaşabilir, ama Türkiye böyle bir örgüt. Böyle bir ülke. Neden? Şimdi Türkiye NATO nedir? 1949'da kuruldu. Ne için kuruldu? İşte Sovyetler Birliği tehdidine karşı kuruldu. Türkiye 1952'de girdi. Fakat NATO eşittir Amerika. Yani nasıl HDP eşittir PKK ise, NATO eşittir Amerika ve NATO'nun amacı Sovyet tehdidini ya da Sovyet tehdidi kalmadı zaten. Ama o ülkeleri korumak da değildir. Yani NATO üyelerini korumak da değil. Aslında NATO'nun çok doğru amacı bir şey söylediniz. Parantez içinde daha bugün gördüm. Şimdi Jens Stoltenberg'in bir açıklamasıyla Biden açıklamalarını yan yana getirmişler. Seçim öncesi, Trump'tan önce açıklamalar %100 uyuşmazken ya seçim şimdi aynı. süresinden sonra aynı, tamamen aynı işte. Evet. Dediğiniz aslında NATO'nun genel Çok seçim. doğru, çok doğru. Çünkü Joe Biden da onun temsilcisi, yani o küresel iklimin temsilcisi. Şimdi NATO üyelerini kontrol altına almak için kurulan bir örgüt. Çok basit. Amerika NATO'yu kendine üye olan, yani NATO'ya üye olan ülkeleri kontrol altına almak. O ülkelerde Gladio örgütlenmeleriyle, derin devlet örgütlenmeleriyle bu ülkeleri ne yapan? Hizaya getiren, o ülkelerde operasyonlar düzenleyen bir yapıda. Şimdi bakalım Türkiye NATO'ya girdi, ne kazandı? Hani yine eylemden konuşalım. Türkiye NATO'ya girdi. 6-7 Eylül 1955 olayları gerçekleşti. Türkiye NATO'ya girdi. 12 Mart 1971 gerçekleşti. Türkiye NATO'ya girdi. 12 Eylül 1980 gerçekleşti. Türkiye NATO'ya girdi. 15 Temmuz 2016 gerçekleşti. Bakın o hangi üstten kalktı? İncirlik üstünden kalktı o uçaklar. Yani FETÖ'yü kim yerleştirdi? FETÖ'yü kim Türkiye'nin bütün sinir uçlarına, devletin merkezine yerleştirdi? Hala NATO merkez. yerleştirdi. O yüzden Türkiye zaten özellikle 2015 sonrasında NATO ile savaşıyor. Yani Amerika ile savaşıyor. Mavi Bakıyoruz Vatan'da zıttız. Suriye'de zıttız diye Doğu bir. Akdeniz'de, Suriye'de, Kafkaslar'da, en son Kafkaslar'da kimle karşı savaştık biz? O Ermenistan. Kim Ermenistan'ın arkasında kimler vardı? Amerika, Fransa. Zaten Değil mi? Rusya o Türkiye yüzden orada terk savaştı. etti Ermenistan'ı bir noktada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimle karşı karşıyayız? Yine o NATO'cu planlarla, Amerika ile karşı karşıyayız. Bakın Türkiye'nin bugün bir tane NATO ile ortak çıkarı yoktur. Askeri düzenli bir tane ortak çıkarı yoktur. O yüzden Türkiye zaten fiilen NATO'dan çıkmıştır ve şunu da söylemek lazım. NATO zaten dağılacak. Yani Türkiye'nin NATO'dan çıkmasından geçtim ben. NATO zaten dağılacak. Macron Neden? bunu söylüyor. Amerika gidiyor. Bakın Amerika dünyada en son işte Amerika'daki yaşanan olayları da gördük. Amerika Suriye'de kaybediyor. Amerika Irak'ta kaybediyor. Amerika Türkiye'de 15 Temmuz'u gerçekleştiremiyor. Amerika Ermenistan'da istediğini gerçekleştiremiyor. Amerika Mavi Vatan'da şu an istediklerini gerçekleştiremiyor. Ve o yüzden bu Vietnam'da gerçekleştiremedi. Bütün yatırımları Amerika'nın boşa gidiyor ve Amerika ne yapacak? İçine dönmek zorunda kalacak. O yüzden NATO dağılacak. Bakın bu Fransa'dan, işte Almanya'dan, Avrupa'da NATO'dan NATO tartışmaları var. O yüzden bunu görmek lazım. Türkiye'nin NATO'dan çıkması da Türkiye'nin özgürleşmesi demektir. Peki Daha da özgür. özgürleştiği zaman Rusya ve Çin ekseni konuşuluyor tabii. Özellikle Doğu ve televizyonlarda da sıkça bunu savunuyor. Yani tamam hadi orada özgürleşiyor. Peki Rusya ve Çin daha despot yönetimler değil midir bu noktada? Yani orada. Onlar despot yönetimler değil bizce. Onlar da hep biraz böyle Avrupa'nın, NATO'nun Türkiye'ye dikteleri. Yani şöyle diktiler. Şimdi Ya ben bu bir Türkiye şey söyleyeceğim. Bunu kendi görüşüm olarak söylemediğimi söyleyeyim. Bir soru oldu. tabii işte ben de evet kamuoyunda çok bunları gördüğüm için size aktaracağım. Şimdi Türkiye'nin elinden NATO elinden kayan bir Türkiye var. Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğunu görüyor. Kimle çıkarları Türkiye'nin? Asya ülkeleriyle, Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Rusya'yla. Bunda çıkarları var. Ortak çıkarları var. Bu ortak çıkarlar hangi menfaatleri? Sınır bütünlükleri, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlikleri düzleminde. Yani bu ülkeler Türkiye'nin egemenliğini tehdit etse onlara karşı tavır alalım. Bakın Rusya, Çin, İran, Irak, Suriye, işte Azerbaycan, Türk ülkeleri, Türk dünyası, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, Türkiye'nin egemenliğini tehdit ediyorsa eğer ona karşı tavır alalım ve orada bütünleşelim. Ve NATO ne yapıyor? Türkiye'nin elinden kaydığını görünce bakın diyor, bunlar despot yönetimler, bunlar saldırgan tutumlar, burada özgürlük yok, burada demokrasi yok diye. Bakın
NATO, Amerika dünyayı demokrasi götüreceğim diye dünyayı kana buladı. Peki Rusya'nın Türkiye Cumhuriyetler üzerindeki o yani baskısı konuşulan bir şey. Acaba gerçekten şimdi Afganistan Savaşı'ndan sonra Büyük Sovyet Birliği dağılıyor biliyorsunuz. Yani orada bir sıkıntı evet. oluyor, ciddi bir sıkıntı oluyor. Yani mesela diyelim bir Türk devleti. Rusya dedi ki ben bunu almak istiyorum. Siz bu konuda yine Rusya'nın yanında mı yer alırsınız yoksa hayır? Hiç öyle bir şey yok. Tamam. Rusya da bugün öyle bir şey hak iddia etmez. Çünkü neyse yanında yer almaz yani değil mi? Tabii. Biz Türkiye'den bakıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, Türkiye Gençlik Birliği olarak bizim bütün meselelere bakışımız Türkiye merkezi. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin egemenliği, Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin bütünlüğü, Türkiye'nin geleceği. Bu pencereden baktığımız için zaten diyoruz ki Türkiye komşu ülkeleriyle işbirliği halinde olmalıdır. Şunu da sormak isterim açıkçası. Yani Doğu Bey de bu noktada. Ben de çok yayınlar yaptım açıkçası içim yandığı için. Tabii içini tamamen bilemeyiz ama Doğu Türkistan meselesi konuşulan mesele. Sincan bölgesini Doğu Bey'in bütün programlarını izledim. Orada sevildiğini de biliyorum. Şimdi oradan gelenlerin açıklamaları da var açıkçası. Orada ne yaşandığını tam olarak bilmiyoruz. Biz de mesela FETÖ'yü anlatmakta zorlanabiliyoruz Türkiye açısından, yurt dışında. Ama yani böyle bir zulüm gerçekleşiyor olma ihtimali sizi hiç mesela içinize acıtmıyor mu? Yani bunu şu için sormuyorum. Aman üzerinize bu noktada geleyim dediler. Ama yani böyle şeyler söyleniyor. Biliyorsunuz geliyor. Yani belki size bile gelmiştir. Ya biz buradayız bakın işte bu zulüm bana uygulandı falan diye. Bunlara karşı nasıl bir savunma? Tabii şunu da söyleyeyim. Bizim o Çin'in Uygur bölgesine birçok arkadaşımız, heyetlerimiz defalarca gitti. Yine Vatan Partisi heyetleri defalarca gitti. Orada yerinde gözlemler yaptı. Çin hükümetiyle bu noktada konuşmalar, işbirlikleri gerçekleştirdi. Ve şunu söyleyeyim, Türkiye'deki Uygur vatandaşlarımız da bizlerin kapısını çalıyor. Oradaki yaşadıkları herhangi bir sorun için. Biz orada neye karşıyız? Neye karşıyız? Tıpkı PKK yapılanması gibi. Tıpkı PKK yapılanması gibi. Orada ayrılıkçı hareketler kışkırtan, Çin'de yani Çin'i bölmek isteyen, neticede Çin'i bölmek demek o Türkiye Amerikan planlarını uygulamak demek orada. Çin'i bölmek isteyen, oradaki Uygurlu vatandaşlarımızı teröre kışkırtan, onları haklarını gasp eden Doğu Türkistan İslam Partisi. Orada biz Doğu Türkistan İslam Partisi'ne hedef alıyoruz ve onlara karşıyız. Onlara neden karşıyız? Çünkü diyoruz ki sizler Uygurlu kardeşlerimizin haklarını değil, aksine onların tamamen orada zor durumda kalmasını sebep oluyorsunuz. Ve buradaki Amerikan projesini de gösteriyoruz. Nasıl bir proje var? Bakın orada. Doğu Türkistan, şimdi Türkistan, Türkiye bir cumhuriyet. Şimdi Türkiye bir cumhuriyet orada bir bağımsızlık çalışması içerisine girmesi bu bizi neden rahatsız eder? Bakın şu da rahatsız eder. Mesela şunu söyleyeyim. 1920'lerde Türkiye'de milli mücadele döneminde İngiltere Kafkaslar'da bir set kuruyor. Hangi seti kuruyor? Azerbaycan, Gürcistan ve orada Ermenistan setlini kuruyor. Burada Türkiye Cumhuriyetler de var. Azerbaycan, Türk. Ve Mustafa Kemal Atatürk ile Lenin'in yazışmaları var. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bu diyor Kafkas setlini yıkmazsak biz mahvoluruz diyor. Bu Kafkas setlini yani o İngiltere'nin kurduğu, o ülkelere bağımsızlık verdiği bu seti yıkmazsak biz mahvoluruz diyor. O yüzden burada şöyle... Ben oradan alayım şarja takayım şarjı bitmesin. Kusura bakmayın. Tabii. Özür diliyorum. Tabii. Bu seti yıkmazsak dediğimiz yerde unutmayalım. Şunu şarja takayım oraya keseriz. Aman bitmesin şarjı. Oldu. Süper tamam. Tam o seti yıkmazsak diyorduk. Tam aynı yerden alabiliriz. Keserim ben orayı. Tabii. Nerede kalmıştık? Seti yıkmazsak diyorduk. Evet. Bu seti yıkmazsak diyor Mustafa Kemal Atatürk biz mahvoluruz diyor. Neden? Çünkü orada bir Amerikancı devletler kurulacak. Yani orada güzelim şu. Ben şöyle bir özet şey yapabilirim kendi açımdan. Yani orada dediniz Amerika'nın böl parçala yönet sistemiyle tekrar oraları dizayn etme sizin şeyiniz. Ha ben oraya tamamen içini bilemediğim için ben yani şey olarak hassas bir insanım. Az çok tahmin edersiniz ki. O konuda net olarak bir şey söyleyemem ama söylenen gelenler evet. İçiniz yakıyor. Sizin de içiniz yaktığını düşünüyorum. Eğer mesela şöyle bir zulüm karşısında siz de olmasın. Zaten dediğiniz gibi Uygur Türkleri bize geliyor. Tabii ki. Evet yani bu önemli bir şey. Bu en bir soru işaretini gidermiş olalım. Şu soruyu da o son cümlenizi alalım. Şimdi Rusya ve Çin ekseninde şu an Türk arması değil de Türk Keneşi biliyorsunuz ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun içine ciddi ülkelerin de hatta Avrupa'dan biraz daha böyle soğuyan Macaristan gibi ülkelerin de katılımı söz konusu. Ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım ve şunu söylemiştim. Rusya, Çin, Malezya gibi ülkelerin yani doğudan güneşin tekrar doğacağı ile ilgili bir yazım vardı. Şu anda orada ciddi bir oluşum var. İran'ı Şii, Sünni, ben hep şunu söylüyorum mesela bir Müslüman olarak
aslında çalışılması gereken alanlardan birisinin bizim Sünni ve Şii olarak aslında ortak değerlerimizin buluşturulabileceği ve bu noktada büyük bir güç olabilir. Çünkü Amerikan emperyalizmine karşı direnen ülkeler aslında kendi ulus yapısını korumak, küresel güçlere karşı kendi ulus yapısını korumak isteyen ülkeler, öyle değil mi? Bugün çok maalesef doğru. Mesela ulus devletleri de oluyor Amerika. Kesinlikle mesela bugün Jeff Bezos veya Elon Musk'la ilgili bir şey gördüm. İnsan değiller gibi. De öyle. Küresel bir zaten şey artık dönüşmüş. Hani içinden bir şey çıksa şaşırmayacağız. O hale gelmiş durumda. Yani burada aslında söylediğiniz şey bir noktada yine şuna da dönmüş oluyor. Türk-İslam Birliği ve onun yanında yani bizim kendi mesela. Çünkü savunduğumuz ortak değerler açısından tamam belki şey olabilir ama Türkiye Cumhuriyetleri siz de burada benimsiyorsunuz. Tabii. Bir yandan da diyorsunuz ki madem böyle bir şey oluyor güçlü bir birlik oluşsun, güçlü bir İpek yolu tekrar canlansın, öyle değil mi? Tabii ki. Rusya bu bağlamda ben önemli görüyorum. Bu söylemek istediğiniz birkaç cümle daha varsa alayım sonra şu Türkiye Tapler Birliği'nin şu aymazlığına geçelim. Bakın şunu söyleyeyim, Türkiye bugün Asya ile birleşiyor. Zaten Türk Asya'da yerini alıyor. Türkiye Cumhuriyetlerle birleşiyor. Gerçek komşularıyla birleşiyor. Bunu ve Türkiye bundan rahatsız olanları görüyoruz. Hem içeride bundan rahatsız olanlar, buraya dair kışkırtmalar yapanlar, hem de Türkiye'nin doğrudan tekrar Amerikan denetimine bağlanmasını isteyenleri görüyoruz. Ama Türkiye'nin buradan geri dönüşü yok. Yani Türkiye'nin o yeni kurulan dünyada, yükselen Asya'da bağımsız, onurlu, başı dik yerini aldığını görüyoruz. Bunu ekonomik alanda da göreceğiz. Kültürel planda da görüyoruz. Askeri sanayi düzleminde de görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin geleceği çok aydınlık bu noktada. Bizler de Türk gençliği olarak buradaki mutluluğumuzu, sevincimizi ve ümidimizi paylaşıyoruz. Onu vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi üçüncü bölüme geçeceğiz. Tekrar hatırlatmalarımı yapmış olayım. melihesatacil@gmail.com'dan iletişim, reklam, sponsorluklar konu yazabilirsiniz. melihesatacil Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Yıldırım Bey'in hesaplarını aşağı yine bırakmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz çalışmalarını Türkiye Gençlik Birliği'nde. Efendim izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.